Merhaba. Merhaba. Sanırım teknik bir sıkıntı yaşadık başta girerken. Ya tam yayına hazırım. İnternette bir sıkıntı oldu. Sonra işte Aa, yer değiştirmek zorunda kaldım. O öyle. yüzden kusura bakmayın. Hiç problem yok. Hazırsanız o zaman ben sorularımızla başlayabilirim. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Davetinizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için. Öncelikle içinde bulunduğumuz karantina sürecini konuşmak istiyorum. Bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Ya aslında bu süreci oldukça sıkıcı olmaya başladı. İlk günlerde biraz daha rahat geçiriyorduk ama biz çok erken girdik karantina sürecine. Şöyle, çünkü benim babamın bir rahatsızlığı var ve dönem dönem onun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidip gelmek zorunda kalıyoruz. O yüzden benim biraz daha uzak durmam gerektiğini düşündüm. Onun dışında kızım var biliyorsunuz, ilkokul birinci sınıfa giden. Tam okullar tatil edilmeden 2 gün önce zaten bir rahatsızlık geçirmişti, ufak bir rahatsızlık. O günden sonra biz karantinaya girdik ikimiz. Eşim işe gidip geliyor, haftada bir gidip geliyor. Onun dışında çok temkinli olmaya çalışıyoruz, evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dün kısa bir çıktık işte derin için dışarı. Onun dışında evdeyiz, evde aktivite yapmaya çalışıyoruz, ders çalışıyoruz. Biliyorsunuz evden eğitim süreci yürüyor. Ama artık gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Evet, çok uzun bir süreçten bahsediyorsunuz. Gerçekten Evet. sıkıntı ilerliyor. Doğru, haklısınız. Futbolla ilk önce ne zaman ilgi duymaya başladınız? Başlama sürecinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki şöyle, benim de birçok aslında futbol oynayan, antrenörlük yapan arkadaşlarım gibi çok küçük yaşlarda başladı. İlkokulda başladım. İlkokula da biraz erken yaşta başladım. 5 yaşında ilkokul 1. sınıfa gitmeye başladım. Ve o dönemde derslerde, beden eğitim derslerinde, babam da ilkokul öğretmenimdi. Onunla birlikte başladım. Ve o süreçten sonra da kendimiz işte mahallede, arkadaşlarımla, okulda oynama süreci ve sonra lisanslı olarak da Kastamonu Cide'de Cidespor'un kız takımının kurulmasıyla birlikte başladım. Evet, aynı zamanda BESYO mezunu bir öğretmensiniz. Futbol kariyeriniz ile okul hayatınızı aynı anda yürütmek zor oldu mu? Sizi zorladı mı bu süreç? Şimdi o dönemde anlaştığım Samsungücüyle zaten sınav sürecinde görüşmeye başlamıştık. O dönemde işte BESYO'da okuyan bir yardımcı hocamız vardı. Samsungücü'nün yardımcı hocası Hamza Hoca. Onunla görüşmelere başladığımızda ben gece eğitimini seçtim. Bu benim için bir avantaj oldu. Çünkü gündüz antrenmana katılabilecektim. Akşamları da okuluma gidebilecektim. Ya tabii ki ufak tefek zorluklar oluyor. Çok fazla derslere odaklanamıyorsunuz. Ama okuldaki hocalarımın desteğiyle de o süreci de rahat atlattım. Gündüzleri antrenman, bir de bizim antrenman programımız oldukça yoğun geçiyordu. Gündüzleri antrenman yapıyorduk, akşamları okula gidiyordum. Sınav sürecinde evet biraz sıkıntılar yaşanıyordu. Daha fazla çalışmak zorunda kalıyordum diğer arkadaşlarıma nazaran. Ama zevkli bir dönemde, yani bence şu an böyle bir tercih yapmak zorunda olan varsa kesinlikle futbolu bırakmasın. Her ikisinde, sadece futbolda değil bu, bütün branşlar için konuşuyorum. Kesinlikle bırakmasın. Okuduğu okulla birlikte çok rahat ilerletebilir, sürdürebilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Öncelikle bilgilendirme yapayım. Yorumları kapattım çünkü sanırım görüntünüz çok net olmadığı için. Benim sorularımdan sonra daha sonra açarız bir süre. Tamam. Benim mi net değil Şu görüntüm? an iyi. Şu an çok iyi ama yorumları kapatmak durumunda kaldım netliği engellemesin diye. Onu Ha, bilgilendireyim. anladım. Tamam. Sizinle alakalı bir sorun yok şu an. Tamam. Devam edebiliriz. Futbolu bırakmak zorunda kaldıktan sonra antrenörlük süreciniz nasıl başladı? Hangi takımlarda görev aldınız? Şöyle, Samsun'dan sonra hem mezun oldum, Samsungücü'nde oynadıktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi BESYO'dan da mezun olmuştum. Sonra Kastamonu'ya tekrar geri döndüm, Cide'ye. O dönemde Cidespor'un erkek takımından, zamanında kız takımında ter dökmüştüm, erkek takımından, A takımından teklif geldi. O dönemin TFF B lisansına sahiptim. Böyle bir teklif gelince de kabul ettim ve başladım. Peki Hani siz sonrasında genel bir soru daha vardı galiba, orada atladım sanırım. hangi takımlarda görev aldığınızı sormuştum.
Hangi takımlarda? Kastamonu Cidespor'da görev aldım. Sivas'ta görev aldım. Sonra İstanbul Çatalzeytinspor'da 5 yıl bir görev aldım. Sonra Vefa'da bir yıl görev aldım. Sonra tekrar Çatalzeytin. Derin olduktan sonra bir ara verdim. Sonra tekrar Çatalzeytin'le devam ettim. Çok teşekkürler. Erkek futbol takımlarında genel olarak teknik direktörlük yapıyorsunuz. Evet. Kendi takımlarınızdan ve rakiplerinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi İlk 2003-2004'tü benim başladığım sezon. O dönemden biraz bahsedeyim ve şimdiki dönemden isterseniz biraz bahsedeyim. Şimdi o dönemde daha Türkiye'de ve dünyada hatta erkek takımı çalışan ilk kadın antrenör olduğum için tabii ki tepkiler biraz şaşkınlığa dönüyordu. Kötü tepkiler aldığım noktalar da oldu. Takımlar da oldu, rakipler de oldu. Ama o süreç geçtikten sonra yavaş yavaş tekrar kadın futbol takımları kurulmasıyla özellikle İstanbul'a geldikten sonra, İstanbul'da takım çalıştırmaya başladıktan sonra buradaki süreç daha farklıydı. Çünkü daha insanlar belki görmeye alışkın oldukları, işte burada kadın takımların fazlalığı o dönemde biraz daha rahat bir dönemdi. Ama tabii maçlardan dolayı sıkıntılar yaşadığım zamanlar da oldu. Maçların sonucuna göre işte hep söylüyorum, bir tribünün üstüme yürüdüğü de oldu. Soyunma odasına mahsur kaldığımız da oldu. Yani ama çalıştırdığım takımların olduğu semtler, yönetimleri, işte taraftarları oldukça yani bu işin bilincindeydi. Tabii rakipleriniz de bir dönem sonra size alışıyor ve şaşkınlıkla karşılanıyor. Ama sonrasında artık bilinirliği çok fazla olduğu için çok da böyle şey olmuyor. Yani sürecin sizin için güzel geçmesine açıkçası çok sevindim. Teşekkür Çünkü genel ederim. Olarak insanlarda bir negatif bir görüntü olabiliyor. Ve aynı zamanda siz antrenörünüzün yanı sıra sunuculuk ve yorumculuk da yapıyorsunuz. Evet. Bu süreç nasıl gerçekleşti peki? Bu süreç şöyle, 2011'di sanırım. Dünya Kupası, Almanya'da oynanan kadın futbol Dünya Kupası'nda ilk aslında başladı. Ben hep o süreci unutuyorum bazen söylemeyi. Eurosport'ta canlı yayınlanıyordu o dönemlerde maçlar. Barış Erten sağ olsun o dönemde canlı sunulan maçlarda ben yorum yapıyordum. İşte o turnuvayla başladı. Sonra işte 17 yaş turnuvaları, Avrupa Şampiyonası turnuvaları kadınlarda, Eurosport'ta böyle bir dönemim oldu. Sonra yine böyle yerel kanallarda, yani ulusal aslında kanallarda işte oldu. Spor kanallarında devam ettim. Uçan Kuş'la bir 4-5 yıl önce anlaştım. 4 yıl üst üste program yaptık. İşte bu senede tam pandeminin oluşu engelledi programı. İşte Bengü Türk TV, A Spor, NTV Spor kapanmadan önce dönem dönem bazı programlarda yer veriyorlardı. Yani bu süreçte böyle ilerledi. Tabii onun da şöyle bir durumu var. Şimdi kadın futbol yorumcusu çok fazla olmadığı için, sunucular var, evet. Yorum yapan birkaç kişi de var. Ama futbolun içinden gelip futbol oynamış, teknik direktörlük yapan bir yorumcu herhalde ilk bendim. Bu süreç oldukça pozitif geçti benim için. Hala da devam ediyor. Pandemiden sonra da devam edecek. Bütün aslında şöyle futbol oynayan kızlara da inşallah bir umut olur bizim yaptıklarımız. Çünkü biz zor süreçlerden geçtik biraz. Hani ben böyle yüzeysel geçiyorum ama hani her şeyde çok güllük gülistanlık da değildi açıkçası. Onları evet da hani... açıkçası evet, ben de geçen yıl futbol oynamaya başladım. Marmara İşletme kadın futbol takımındayım ben de. Hani biliyorum. Üniversite takımı almamıza rağmen çok da insanlar bir araya bile yaklaşabiliyor ne yazık ki. O yüzden anlayabiliyorum, çok yakından takip ettiğim için sürecin yani... nasıl ilerlediğini takip edebiliyorum. Bir de siz bundan 10 yıl, 15 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Evet. Daha da kötü bir süreç olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum açıkçası. Yani benim aslında en büyük avantajım biraz dik başlı oluşumdu belki. Ailemin sonuna kadar destek vermesiydi. Evet. Ve onun dışında evet, anlaştığım takımlarda hep bana teklif gelmesiydi. Yani benim arayıp da takım bulma gibi bir durumum olmadı. Bu işin bilincinde olan insanlarla çalıştım. Bu benim şansımdı aslında. Tabii yani şöyle, destek açısından da
çok fazla destek göremiyorsunuz Türkiye'de. Hı hı. Çünkü belirli bir kesim var, bu kesim eline geçirmiş bir takım olayları ve oradan yürütülüyor işler. Çoğu işin başında hak edenler mi var, yok mu, bunlar tartışılır bu süreçte. Yani ama şöyle, inat ettiğiniz zaman, çalıştığınız zaman bu iş oluyor. Ve bundan sonraki süreçte oynayanlar, sizin dönemleriniz daha sağlıklı, evet, ve daha rahat ilerleyecek diye düşünüyorum bu konuda. Umarım. Biz de gerçekten bu konuda çok umutluyuz. Umarım gerçekten öyle devam eder. İnşallah. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Sözünüzü de kesiyorum. Dünyada artık kadın futbolu çok ilerlemiş durumda. Biz geride, evet, kaldık. Dönem dönem kadın futbolunun Türkiye'de önünün kesilmesi bunları bizim geri kalmamızı sağladı. Ama aşıldıktan sonra bence çok iyi jenerasyon gelecek. Eğitimcilerin kalitesi artacak. Çünkü o eğitimciler sizlerin içinizden gelecek. Futbol oynamış, okulunu okuyan, eğitimini alan kişiler kadın futbolu takımlarını çalıştırmaya başlayacak ve yaşadıkları için o süreci de bilinçli olarak davranacaklar her koşulda. Ve bundan sonrası daha da parlak diye düşünüyorum. Umarım. Temel, gerçekten ne diyorum bu böyle? Konuda pozitif şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. O zaman diğer soruma geçeyim. Tabii. Teklif gelmesi halinde kadın liglerinde çalışmayı düşünür müsünüz? Ya şöyle, aslında teklif gelirse tabii ki yani düşünebilirim ama benim hedeflerim arasında erkek takımlarında bilmiyorum, bu biraz inat mı, hani onu da tam çözemedim ama erkek takımlarında başarılı olmayı daha çok istiyorum diyebilirim. Ama kadın takımlarına da sonuna kadar destek olmak istiyorum. Hatta şöyle, ihtiyaç duyulduğu her yerde de görev almaya hazırım, onu da söyleyeyim, kadın futbolunun ilerlemesi için. Ama kadınların bir yerlerde olduğunu göstermek belki benim amacım. O yüzden erkek takımlarıyla da devam etmek istiyorum. Anladım. Evet. Peki üst liglerden, örneğin Kayseri Spor'dan teknik ekipte yer almanız için teklif gelse ne düşünürdünüz? Kayseri Spor'un başkanı kadın diye galiba bu, evet, soru Kayseri'den, evet, geldi. ama şöyle, aslında görüştüm Süper Lig ekiplerinden, yönetimden insanlar ve hocalardan kişiler var. Ama tabii ki Süper Lig'de olduktan sonra hani Kayseri, Rize, işte iç takım hiç benim için fark etmez. Her takımda seve seve görev alırım. Çünkü hayatımdaki aslında en çok istediğim şeylerden biri de iyi bir hocanın, iyi bir teknik ekibin içinde yer almak. Bu direkt teknik direktör olarak değil, yardımcı hoca olarak. Hani yeri geldiği zaman o ortamı gözlemlemek, ortamı bilmek, orada nefes almak bile insana çok şey katar diye düşünüyorum. O yüzden de seve seve kabul ederim. Yani bu sadece Kayseri Spor değil, herhangi bir takım da olabilir. Süper Lig olmasa da TFF birincilik de olabilir. Daha alt ligler de olabilir. Anlıyorum. Evet. Peki hiç siz kendi kadın futbol kulübünüzü kurmayı düşündünüz mü? Sponsor desteği olsa mesela, İster miydiniz? Yani bunu ilerleyen zamanlarda düşünebilirim aslında. Çünkü benim de bir kızım var ve o da futbol oynuyor. Evde oynuyoruz, işte bulduğumuz alanlarda oynuyoruz. Herhangi bir kulübe henüz kayıtlı değil, lisanslı değil, küçük olduğu için. Belki o beni teşvik edebilir. Onun ilerlemesi beni teşvik edebilir. Tabii neden olmasın? Evet, bu gerçekten çok güzel bir haber. En azından düşünüyor olmanız. Evet. Spor medyasındaki nadir kadın yorumculardan biri olduğunuzdan zaten bahsetmiştiniz. Hı hı. Peki siz kadın futbolunun medyada gerçekten hak ettiği şekilde yer almaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, bu konuda aslında çalışmalar biraz daha fazla yapılması gerekiyor. Çünkü kadın futbolunun medyada ne kadar çok yer alırsa o kadar kişiye, o kadar aileye ve bu aileler sayesinde de o kadar kız çocuğuna ulaşılır diye düşünüyorum. Biraz daha belki bunu profesyonel kişilere bırakıp biraz daha PR çalışması yaptırılabilir diye de aklımdan geçiyor. Şöyle, medya kadın futbolunun hep magazin tarafıyla ilgileniyor. Bu bir eleştiri. Hatta ben şöyle düşünmüştüm. Birkaç kez bunu gerekli kişilere de ilettim ama çok fazla dönüş alamadım. Yani haftalık liglerde oynanan kadın maçlarında goller çekilse, herhangi birisi çekebilir bunu, amatörce de çekilebilir. Bir kolaj hazırlayıp ben yorum yaptığım programlarda bunu yayınlamayı çok istedim mesela. En azından bir 5 dakikalık bölüm bile ayırabilsek, ki biz bu işin içindeyiz. 5 dakikalık bir bölüm bile ayırabilsek, ki o kadar da nazım geçiyor.
çıktığım programlarda. Çok faydalı olur. En azından kadın futbolcular için de bu bir teşvik olur. Aileleri için teşvik olur. Diğer sporcular için teşvik olur.